çıkar da bitindekini de. Çıkaramıyorum da bitinde dışarıda çekelim ya. Abi şey de o. Önü çok kapalı da bir göstereyim sana yerini. Çıkar diyorsan açacağız. Bundaki gözükür mü bilmiyorum, siyah. Değer daha olan bir şey. Ben böyle bir şey daha yaşamıştım. Öyle daha bakalım. Hatırlamıyorum ya. Neydi böyle bir hatırlık bir şey. Efe bu İlginç bir olay yaşadık. Gerek meslek hayatım boyunca hem öğretmenlik hem şu boyunca sürekli Atatürk sevgisini ön planda tutmaya, bu uğurda devletimizin banisini genç kuşaklara sevdirmek için çaba sarf eden bir insan olarak hiç duyduğumda şok olduğum bir olayla karşı karşıya geldim. Neydi olay? Bugün Türkiye genelindeki tüm kamu kurumlarına, resmi kurumlara gittiğimiz zaman kurum amirinin odasında, makam müdürünün arkasında bir pano vardır. Panonun üzerinde Atatürk'ün resmi, devletimizin manisinin resmi ve altında da hepimizin ezberden bildiği imzası var. Bunun haricinde gerek kırtasiye ürünleri, akla gelecek devasa ürün sayısı, kalemdir, silgidir, çantadır vesaire, oyuncak sektöründe birçok şeyde, gene hediyelik eşya sektöründe birçok üründe biz bu Atatürk resmini gene ve bu imzayı görmekteyiz. İmzayı şöyle göstermem gerekirse, hepimizin belleğinde yer edinen bir imzadır. Bugün Türkiye'de herhalde 10 milyon insana sorsak 9.999 tanesi bu imzanın Atatürk'e ait olduğunu söyleyecektir. Yaşadığımız olay şu, internette e-ticaret mağazamız var. E-ticaret mağazamızda burada gördüğünüz ürünlerin bazıları da satılmakta ve teşhir olarak yer almakta. Burada yer alırken bu ürünler, bize bir ceza davası açıldığını duyduk. Söz konusu imza Atatürk'ün ölümünden 30 yıl sonra bugün 96 yaşında olan Tarsuslu bir kaligraf ustası Ethem Çalışkan isimli biri tarafından yapılmış. Hikayesi de öyküsü de şu, bir Atatürk portresi yapıyor. Atatürk portresinin altında boş kaldı diye hadi bir de imza atayım diye bu bildiğimiz hepimizin dağarcığında belleğinde yerinden bu imzayı atıyor. Bu imzayı bundan sonraki süreç içerisinde birçok sektör, tekstil özellikle, bayrak sektörü herkes kullanmıştır ve biz de şu ana kadar binlerce, on binlerce bu şekilde ürün sattık. Dediğim gibi böyle bir ceza davasıyla karşı karşıya kalmamızın sebebi izinsiz olarak bu imzayı kullanıyor olmamızmış. Duyunca şok oldum gerçekten. Niyedir, nedendir? Bu imza kimdir falan diye biraz araştırınca demin anlattığım öyküyü yakaladık. Bu adam 96 yaşında. Bunun avukatları bu imzanın bir ticari amaçla kullanıldığından yola çıkarak bizi dava etmişler ve 45 bin lira gibi bir para istiyorlar. Sonra arabulucuya olay intikal ediyor. Arabulucuya bir pazarlık neticesinde işte 17 bin, 20 bin bandında bir şey geliyorlar. Parasal boyutu hiç önemli değil ama bizi üzen taraf Atatürk sevgisinin paraya tahvil edilmesi ve bu kişilerin hukuki anlamda da olsa Türkiye genelinde bir vurgun peşinde olduklarını düşünüyorum açıkçası. Şimdi düşündüğüm zaman on binlerce ürün ve bu ürünleri üreten firmalar. Ben neticede burada rafımda bu ürünlerden 10 tanesini, 50 tanesini sattım. Bu ürünü üreten firma belli. Bu ürünleri tekstilde olsun, hediyelik eşyada olsun, oyuncakta olsun, kırtasiyede olsun. Onların üzerine gidilmeyip bizim gibi bunları 3-5 tane tarafında satan insanların üzerine gelmesi ayrı bir facia. Ve bu şey üzerinden yüklü bir para kaldırma derdinde olduklarını anladık. Atatürk'ü tekrar farklı bir ekonomik istismar malzemesi olarak kullanmaları en büyük acımız, en büyük sızımız.